Sıradaki yarışmacımız bugün söyleyeceği türküyü 19 yıl önce de söylemiş. Bakalım o zamanki performansı nasılmış? Nasıl ya? Bakalım mı? Şaka Allah. Değil. Nereye bakacağız? Sürpriz. Buyurun. Sürpriz yaptın. Allah buyurun. Allah. Nalı döndü bağrıma, elim düştün yanıma, dur vurma diyemedim, düştü kalbim ağına. Nalı döndü bağrıma, elim düştün yanıma, dur vurma diyemedim, düştü kalbim ağına. Bence Emir gibi ya. Bence Emir. Kim olabilir bu duruş? Ben Emir diyorum. Neden? Şimdi, hangi hareketi sebebiyle? Şu var ya şu girişte. Emir mi sence? Araya Tolunay'a karışmış. Da benzettim. Tolunay'a da benziyor değil mi? Acaba Öykü kim bu? Emir 19 yıl önce. Emir mi? Vallahi ben ya o videoda da bir hamburger kokusu oldu. O zaman ama hiç alakası yokmuş. Cengiz bayağı hocam bile. Sizce? Çubuk makarna. Abi kesin bumerang ya. Bumerang. Bumerang yani kesin. Yakalı. 19 yıl öncesinden bile geliyor. Yakayı ele verdi. Evet. Emir'di. 19 yıl önce yine. Bravo Emir. Sevgili annesi için. Yine okumuş. Ya bazı ama şeyler güzel değişmiyor. Okumuş ha valla. Allah nasıl okumuş? O zaman da çok iyiymiş yani. Bravo Emir. Hocam diyoruz ya maya sağlam. Maya sağlam evet. Evet Emir. 19 yıl önce olan bir performansımdı. Babam o zaman ya kulağımdan tutmuştu, stüdyoya götürmüştü beni. Hani bir anı olsun diye. İyi ki de yapmış. Yani. Çok onlar güzel. Ne hissetmiştin o zaman? İlk çok stüdyo kaydın herhalde bu değil mi? Korkmamdaki sebebi iki kapılıydı. Çok iyi hatırlıyorum. Bir kapı açtım önümde bir kapı daha vardı. Sonra bir daha açtım o kapıyı. İçeri girdim içeride kimse yok. Ay. Şimdi tam karşı tarafta da bir ayna var. Aynadaki kişileri de göremiyorum. Hep bilgisayarlar var kocaman kocaman. Bayağı korkmuştum. Sonra babam ayağa kalkmıştı. El kaldırmıştı ben buradayım diye. Sonra içim rahatlamıştı. hadi ama o zaman ikinci performans o yıllardan sonra. Ah anama türküsünü söylemek üzere karşınızda aynısı. 19 yıl sonra yeni bir performansla Emir Talha Altınbay. Hadi Emir. Can
kesilirdi. Eli değse yarama, ah anama, ah anama, dayanamam anama. Acısı kesilirdi, eli değse yarama. Kazmayı mezarcı, mezarın derin olsun. Beni vuran kardeşim, bu dünya senin olsun. Vur kazmayı mezarcı, mezarın derin olsun. Beni vuran kardeşim, bu dünya senin olsun. Sonra 19 yıl önce performansı yeniledik. Evet. Evet. Haklar ödenmez. Analarımız, annelerimiz, şüphesiz cennet onların ayaklarının altında. Evet. 19 yıl sonra 19 yıl önce. Evet. Ya. Emir, neler değişti sence? Neler değişti? Biz bir şeyler söyleriz de. Senin hayatımda mı yoksa? Sahnende. Sahnemde. Hani baba, yani babamı hissederim öyle. Ayak odumda türküyü de. Sadece şunu söylemek isterim. Burada ne değişti? Birincisi harflerim değişti, onu anladım. Çünkü eve gittiğimde dediğim tek kelime şu: sen türküyü bir söyle, ona göre harfleri bir tart, ona göre bir şekilde yorum yap diye düşündüm, çok düşündüm. İkincisi sahnede duruşum veyahut da değişti. Mikrofonlarla alakalı problemlerim vardı. Yani. Onlar müthiş hareketler. Onlar vardı. O şekilde oldu ve sizler sayesinde oldu. Çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten bir kamptayız hocam, onu hissediyoruz. Güzel Eyvallah. Arkadaşlarımızla birlikte. Eyvallah. İyi ki varsınız. Cengiz hocam. Çok güzel. Devam. Harikasın. Teşekkür ederim. İsmail. Öncelikle şunu söyleyeyim. Emir Talha'nın akordu çok iyi. Çok evet. Sağlam. Çok iyi. Teşekkür ederim yani hocam. Hiç akorttan ödün vermiyor. Laf dinliyor. Harfler gerçekten harfler böyle çok daha güzel. Ama harfler düzelsin. Harfleri düzelteyim derken bu sefer ruhundan çıkma. Tamam hocam. Yani o çok eski bize var. O tavrını koru. Evet, tamamdır hocam. Yani benim fikrim o. Başın üstüne. Bir de çok profesyonel sahnede de o kameraya elini uzatması falan çok şık. Yani sahne duruşun, tecrüben, hatta bir yerde sözü bir yerini eksik söylediğin gibi de sonradan ama hiç bozuntuya vermeden devam ettin falan gibi bir şeyler oldu. Olmuş olabilir hocam. Bir de ah anamda bir nüans yapıyorsun ikinci dönüşte. Evet. Bir yapsan onu. Ahan Seyin geliyor mu? Ah anam, ah anam, dayanamam anama. Acısı kesilirdi, eli değse yarama. Bak bu tavrı aldığında harflerin geri eski haline evet. Geliyor mu? Biliyor musun? Evet, olabilir. Güzel. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet, evet. Temelde bu. Bu tavrı da koruman lazım. S'lerinde düzelt, yani evet. Harfleri de düzeltmen lazım. Yani bu yoğunlukta güldür güldür bir ses, böyle gümbür gümbür ama bir yanıklık da var. Kesinlikle. Yani çok o eski, avantaj. O yanık tarafından çıkmaması lazım. Böyle evet. Tamam düz okuyacağım, harflerime dikkat edeceğim, evet. Nüanslara dikkat edeceğim ama bir anda o özgürlüğünden de çıkmış, feragat etmiş oluyor duygusundan. Harika, harika. O yüzden... Çok güzel. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Evet, alkışlıyoruz. Emir Talha Altınbaş 19 yıl sonra performansı yeniledik. Sen türkülerini söyle sahnesinde.